Doğru, tarafsız bir üst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV ana haber merkezinden. Hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız, dürüst haberin merkezi Alanya Posta TV ana haber merkezinden hepinize mutlu akşamlar. Alanya Sanayi Sitesi'nde alkollü olduğu öne sürülen abi kardeş kendilerine jiletle zarar verip iş yerinden aldıkları tüpleri ateşe vermek istedi. Polisin uzun uğraşı sonrası ikna olan iki kardeş gözaltına alındı. Olan biteni izlemek için toplanan kalabalığın ise maske ve mesafe kuralını hiçe saydığı görüldü. Olay saat 15 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi Koca Yusuflar Sokak'ta bulunan sanayi sitesinde meydana geldi. Alkol aldığı öne sürülen iki kardeş akrabasının dükkanına gelerek tehditler savurmaya başladı. Daha sonra iki kardeş iş yerinden aldıkları mutfak ve piknik tüplerini alarak dışarı çıktı. Kendilerine jiletle zarar veren iki kardeş önüne koydukları tüpleri ateşe vereceğim diyerek tehditler savurmaya devam etti. Durumu fark eden çevredekiler 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen polis iki kardeşi sakinleştirmeye çalıştı. O sırada iki kardeş çevrede bulunan motosikletleri de iteleyerek yere düşürdü. Diğer ekipler ise çevrede geniş kapsamlı güvenlik önlemi aldı. Bir süre sonra polisin çabasıyla ikna edilen iki kardeş teslim oldu. Diğer yandan koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemlere uyulmadığı görüldü. Olayı izlemek için caddeye akın eden vatandaşlar sosyal mesafeyi hiçe sayarken bazı kişilerin de maskesiz dolaşması dikkat çekti. Gözaltına alınan iki şüphelinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Selçuk Güven Ülker, Alanya'da turizm anayasasının oluşturulmasını önerdi. Ülker, teşkilat olarak hazırladıkları rapora dikkat çektiği açıklamasında Alanya'nın kısa, orta ve uzun vadeli turizm planı olmalı. Bir turizm anayasamız olursa belediye başkanları buna uygun şekilde hareket ederse daha faydalı olacaktır dedi. Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Alanya için oluşturulan turizm raporunu kamuoyuyla paylaştı. Bir restoranda düzenlenen kahvaltılı toplantıya Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe Teşkilatı Turizm Komisyonu Başkanı Selçuk Güven Ülker ve komisyon üyeleri katıldılar. Kahvaltının ardından açıklama yapan Ülker hazırladıkları raporu paylaştı. Uber'in tanıtıma, dijital reklamlara ve sosyal medya reklamlarına hem yurt dışında hem yurt içinde önem vermeli ve bunun kalitesi arttırılmalı. Alanya'mızda bulunan tarihi yapılar, gün yüzüne çıkmamış tarihi yapılar var. Bunlar restore edilerek Alanya turizmine kazandırılmalı. Alanya Belediyesi bünyesinde turizm birimi oluşturulmasını öneren Ülker, bu birimin tanıtımına, dijital reklamlara ve sosyal medya reklamlarına hem yurt içinde hem de yurt dışında önem vermesini istedi. Ülker, Alanya'da bulunan gün yüzüne çıkmamış tarihi yapılar restore edilerek ilçe turizmine kazandırılmalı. Sadece deniz, güneş, kum değil, arkeoloji, tarihi yapılar, spor ve sağlık turizmi gibi alanların geliştirilmesi lazım dedi. Bir değer kazandıracağını düşünüyoruz. Diğer bir taraftan sadece deniz, kum, güneş değil, hem arkeoloji hem tarihi yapılar hem de spor turizmi, kış turizmi. Alanya'da şehir yapısıyla ilgili sorunlar bulunduğunu dile getiren Ülker, Alanya'nın kendine özgü bir şehir yapısı yok, yıllardan beri çarpık yapılaşma var. En azından bundan sonrası için imar planları şehir dokusunu bozmamalı. Şehir içinde yeşil alanlarımız çok az. Bunlar için gerekli düzenlemeler yapılmalı. Alanya'da kıyılarda çok sayıda kaçak yapı yapılıyor. Bunların önüne geçilmeli ve ağır cezai yaptırımlar uygulanmalı. Ucu nereye gidiyorsa, kim oluyorsa sonuna kadar gidilmesi gerekiyor diye konuştu. Şehir yapısıyla ilgili bazı sorunlarımız var. Alanya'mızın kendine özgü bir şehir yapısı maalesef yok. Çarpık yapılaşma var yıllardan beri. 30-40 yıldır yani. Kule gelen.
Covid-19 sonrası yapılması gerekenler için de önerilerde bulunan Ülker sözlerini şöyle sürdürdü. Çalışanlar bu teşvikten yararlanma süresini bitirdiğinden bu teşvikten şu an yararlanamıyor. Teşvikten yararlanma süresi uzatılmalı. Kısa çalışma ödeneği 2021 yıl sonuna kadar uzatılmalı. İşletmeler ve esnaf için muhakkak kredi kolaylığı ve esnekliği sağlanmalı. Borçlu olan işletmelerin ve esnafın borçlarında yapılandırma devam etmeli ve düşük faizle ödeme imkanı sağlanmalı. Esnaflara iş yeri kira desteği artırılarak devam etmeli. Kaçak yapılaşmaya ulaşıyor. Bunların önüne geçilmeli ve ağır cezai yaptırım uygulamalı. Borcu nereye gidiyorsa, kim oluyorsa sonuna kadar girilmesi gerekiyor. Büyük alışveriş merkezleri yerine şehirde konsept caddeler olur. 2020 yılını salgın süreciyle geçirdiklerini hatırlatan Türk Doğan'da ciddi anlamda günlük vaka sayılarında artış var. Bu rakamların düşmesi gerekiyor. Bu salgın belki Ankara İstanbul'da hayatı %60 yavaşlatmıştır ama turizme dayalı olan yerleşim yerlerinde ekonomiyi %90 oranında yavaşlattı. Geçtiğimiz yıl Alanya'daki otellerin %25'i açıktı. 3 aylık kısa sürede hizmet verdiler. 2019 Kasım'ından 2021'in Mart sonuna kadar hala işsiz olan turizm çalışanları, sıkıntıda olan esnaf var. Milliyetçi Hareket Partisi bundan sonra da Alanya'da yaşayan her bir vatandaşımızın sorunlarının tespiti ve çözümü noktasında gür ses olmaya devam edecek ifadelerini kullandı. Maalesef hayatımızın bir parçası ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni bugün idare eden Sayın Cumhurbaşkanımızın da genel başkan olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'nin de 3 yılda bir olan bir kongre süreçleri vardır Türk Siyasi Partileri. Bundan bir hafta önce Milliyetçi Hareket Partisi olarak Genel Başkanımız, liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beyefendi'nin bir dönem daha 10. kez genel başkan olduğu bir kurultayımızı gerçekleştirdik. Bizler de Ankara'daydık. Yok şey yapmadım. Muhammed Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanlığı ilçe merkezinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Atatürk Caddesi üzerindeki ziyarette Cumhuriyet Halk Partililer esnafın sorunları, ekonomi ve turizmi konuştular. Cumhuriyet Halk Partisi Alanya İlçe Başkanı Coşkun Karadağ ve yöneticilerinin de katıldığı esnaf ziyareti hakkında açıklama yapan Başkan Karadağ, esnafın bu zor süreçte devletten hiçbir destek alamadığını, bu dönemi kendi birikimlerini kullanarak atlatmaya çalıştıklarını ve turizme umut ettiklerini, eğer bu senede bu sezon bekledikleri gibi gitmezse ne yapabileceklerini bile bilmediklerini söyledi. Ziyaret sırasında Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böceğin esnaf arkadaşlarına selamını ileten ilçe örgütü Antalya Büyükşehir Gazetesi ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin çıkardığı İktidarımızın ilk birinci haftasında yapılacaklar konulu broşürü esnafa dağıttılar. Oranlarımız son günlere doğru çok düştü galiba. Ne dersin bu konuda? Daha önce 970. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın aylık olan meclis toplantısı bugün gerçekleştirildi. Odanın meclis salonundaki toplantıda önce 2 aylık faaliyetler slayt eşliğinde üyelerle paylaşılırken Başkan Mehmet Şahin Alanya'da ikamet eden yabancı sayısının 35 bini geçtiğini söyledi. Şahin bu oranın şehrin %12 ila 13'ü anlamına geldiğini belirtti. Odayı eğitim kampüsü haline getirdiklerini dile getiren Şahin, bunun yanında kendimize bir de hedef koyduk. Biz sorunları ve çözümünü biliyoruz. Birçok sorunun çözümünün eğitimden geçtiğini biliyoruz. Bunun için sivil havacılık onaylı drone eğitimine başladık. Alaaddin Keykubat Üniversitesi işbirliğinde emlak danışmanlığı kursu da 5 Nisan'da başlayacak. Alanya Ticaret ve Sanayi Odası tiyatro ekibini de kurduk. İnşallah bu süreçte ulusaldan da tiyatro ekiplerini yılda birkaç defa davet edeceğiz. İnşallah cuma akşamı burada protokolümüze ve eşleriyle birlikte meclis üyelerine sosyal mesafe kurallarına uymak suretiyle tiyatromuzun startını vereceğiz. Oyunumuzun adı Karantina Aşkları dedi. Devam ediyor. 30 kişi şu anda katılımcı arkadaşımız. Arttıkça onlara da yeni kurslar açmaya devam edeceğiz. Yani 50 bin sayısına gidiyoruz arkadaşlar. O hani bir hedefimiz vardı bizim yola çıkarken. Dedik ki Altso Akademi'yi kurduk. Odamızı adeta eğitim kampüsü haline getirdik. Ama bunun yanında bir de hedef koyduk kendimize. İnsan bir atasözümüz var biliyorsunuz. Gideceği yeri bilmezse vardığı yerin önemi yok. Biz gideceğimiz yeri biliyoruz. Sorunları biliyoruz. Çözümünü biliyoruz. Birçok şeyin kalifiye elemanda dahil olmak üzere eğitimden geçtiğini biliyoruz.
Toplantıda Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısı Anastasia Petrova Çetinkaya da katıldığı Kırgızistan gezisiyle ilgili izlenimlerini paylaştı. Kadın Girişimciler Forumu'na katıldığını açıklayan Çetinkaya, Kırgızistan'da Alanya ve Türkiye ile ilgili çok büyük bir ilgi var. Bişkek Ticaret Odası Başkanı ve Başkan Yardımcılarıyla toplantı yaptık. Onlar kendi ticaret odalarıyla Alanya Ticaret ve Sanayi Odası'nın kardeş oda olmasını istiyor. Aynı zamanda Bişkek, Alanya ile kardeş şehir olmak istiyor. Kırgızistan küçük bir ülke ama çok potansiyel var. Güzel işler yapabiliriz. Alanya'ya yatırım yapmak isteyenler de var diye konuştu. Annemde şöyle de bir fikrimiz var. Sadece Rusya, Belarus, Kazakistan ya eski Sovyet ülkeleri değil, İskandinav ülkeleriyle de kardeş odalar kurmak istiyoruz. ATSO'nun bu haftaki meclis toplantısı konuğu Alanya İlçe Müftüsü İhsan İlhan oldu. Başkan Şahin ve meclis üyeleri İlhan'la gündem değerlendirmesi yaptılar. Evet, bugünkü biraz önce de meclis başkanımızın değindiği gibi bugünkü meclis toplantımızda Alanya Müftümüz bizlerle birlikte olacak. Kendilerine davetimize icabet ettiği için çok teşekkür ediyoruz Sayın Müftüm. Gerçekten çalışkan da müftümüz maşallah, hem genç hem çalışkan. Kendisini de projelerde her zaman destek oluyoruz, destek olmaya da müftülüğümüze devam edeceğiz. Özgür Kasım Aydemir ve odamız eğitim komisyonu üyesi olan meclis başkan vekilim. Antalya Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Dere sabah saatlerinde geldiği Alanya'da esnaf odalarını ziyaret etti. İstek ve sorunları dinledi. Oda başkanları ise Dere'ye pandemi dönemindeki çalışmaları için teşekkür etti. Antalya Esnaf Odaları Birliği Başkanı Adlıhan Dere, Alanya turuna bu sabah Alanya Şoförler Odası ve Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek başladı. Başkan Dere, Şoförler Odası Başkanı Recep Çalış ve Yönetim Kurulu üyeleri şoför esnaflarından sorunlarını aktardı. Ardından Başkan Dere, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası'nı ziyaret etti. Mart 11'den bu yana da bir pandemiyle hepimiz ülke olarak da mücadele ediyoruz. Yine Antalya'da da bu pandemiyle mücadelemiz devam ediyor. Alanya esnafıyla bir araya gelen Başkan Dere, ivedilikle alınan kararların oda başkanlarımızdan üyelere duyurmasını rica ediyoruz. Sizlerle bir araya gelemeyince de esnafımızın dertlerini dinleyemiyoruz. Bu nedenle Ocak ayından bu yana ilçe ilçe dolaşarak odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızın denetimlerini, yönetimlerini dinliyoruz. Daha sonra da sokaklara inerek esnafımızı geziyoruz dedi. Tabii sizlerle bir araya gelmeyince de, ziyaret etmeyince de bir yıldır pandemide bu Adnan Dere başkan niye gelmedi, niye aramadı, sormadı demesinler diye biz 2021'de Ocak'tan bu yana ilçe ilçe dolaşıyoruz. İlçe ilçe ziyaret ediyoruz. Gittiğimiz ilçelerde odalarımızı ziyaret ediyoruz. Odalarımızın yönetimlerini, denetimlerini dinliyoruz. Daha sonra belediye başkanımıza, kaymakamlarımıza ziyarete gidiyoruz. Daha sonra da esnafı sahaya iniyoruz. Sokaklarda belediye başkanlarımızla ilçelerin geziyoruz. Bugün de akşam saat 18'de Alanya Belediye Başkanımızla birlikte ziyaretler bittikten sonra bir esnaf ziyareti yapacağız. Hem dinamik denetim modeli kapsamında hem de dert dinlemek adına. Pandemi kapsamında esnaflara verilen destek paketlerinin mimarının Adlıhan Dere olduğuna vurgu yapan Alanya Esnaf Odası Başkanı Demir, sadece Antalya değil Türkiye genelinde bütün esnaflara pandemiden dolayı çıkan yardım paketlerinin baş mimarı Adlıhan Dere'dir. Tabii onun da başında Bendevi Palandöken'dir. Bütün dertlerimizi Ankara'ya taşıyorlar ve esnafın sorunlarının %80'ini sonuçlandırıyorlar. Adlıhan Başkanımıza çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz ve sizin huzurunuzda plaket vermek istiyoruz dedi. Adlıhan Dere hakikaten Antalya bölgesinde, Türkiye'mizde en iyi çalışan, en iyi hizmetleri yürüten esnafın derdini, sıkıntısını gece gündüz bizlerin aktardığıyla beraber toplayarak Ankara'ya götüren, aynı zamanda TES Başkanımız Sayın Bendevi Palandöken'in de yönetiminde olma hasabıyla bakanlarla, siyasi gücüyle her türlü sorunları çözmeye gece gündüz çalışan bir kardeşimiz. Çoğu birlik başkanının getirmediği dosyaları Adnan Bey götürüyor ve bizzat kendi bakanlarla siyasi dostlukları da var. Kendisi iletiyor ve bütün Türkiye'deki, sadece Antalya bölgesi değil, Alanya değil, Türkiye'deki bütün esnaflara şu pandemiden dolayı çıkan ertelemeler, efendime söyleyeyim, yardımlar, gelir kaybından, dükkan kiralarından çıkan dosyaların
baş mimarı Adnan Dere'dir. Bizim bütün dertlerimizi Ankara'ya taşıyıp da %70'ini, 80'ini sonuçlandıran bir kardeşimiz olarak ve bizim büyük büyüğümüz olarak, büyüğüz kurulmuş olarak biz çalışmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Ve o çalışmalarından dolayı da sizin huzurunuzda bir tane plaket vermek istiyorum basında varken. Ondan sonra sizlerin sıkıntılarını tek tek dinleyecektir. Ben de çok teşekkür ediyorum Nur abi. Sizlerin bu plaketine tekrar layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Allah razı olsun. Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Sarıca, parti binasında yaptığı toplantıda döviz kuruna dikkat çekti. Sarıca, vicdan sahiplerine soruyorum, bunun hesabını kim verecek sorusunu yöneltti. Her zaman olduğu gibi yine çok sıkıntılı bir haftayı geçiriyoruz sözleriyle açıklamasına başlayan Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, bir türlü normalleşemiyoruz, arzu ederiz ki sürekli Alanya gündeminden bahsedelim, yerel sorunları konuşalım, daha güzel bir Alanya'da nasıl yaşayabiliriz onu konuşalım isteriz, ancak gel gör ki sorunlar sürekli bizleri maddi ve manevi sıkıntıya soktuğu için yine Türkiye gündemini değerlendirmek zorunda kalıyoruz dedi. Merkez Bankası Başkanı'nın değiştirilmesi gibi atılan adımlar ekonomimizde adeta bir depreme vesile oluyor. Döviz bir anda fırladı. Döviz fırlamasıyla fakirliğimiz bir gecede fırlama yaptı. Bizim şu anda dış borcumuz 435 milyar dolar seviyesinde. Dövizdeki bir kuruş artışla borcumuz 4,5 milyar lira artıyor. Peki 1 liralık artış olursa ne oluyor? Tam 435 milyar liralık bir yük ülkemizin sırtına binmiş oluyor. Açıklamasında Sarıca döviz fırlamasıyla fakirliğimiz bir gecede fırlama yaptı. Bizim şu an dış borcumuz 435 milyar dolar dövizdeki bir kuruş artışla borcumuz 4 milyar lira artıyor. Peki 1 liralık artış olursa ne oluyor? Tam 435 milyar liralık bir yük biniyor ülkemizin sırtına. Konunun ne kadar önemli olduğunu vurgulamak için bu rakamları veriyoruz dedi. İşin garibi hükümette hesap verecek birilerini arıyor. Kadroların değişmesiyle sorunlar çözülmüyor ifadelerini kullanan Sarıca. Daha önce Merkez Bankası Başkanı'nı ne için değiştirdin? Faizleri düşürmüyorsun diye yerine bir başkası geldi. Faizleri indirdi. Şimdi ne oldu? %15, %17, %19 oldu. Dünyada birkaç tane ülke var yüksek faizle bizimle yarışan. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle yüksek bir faiz yok. Avrupa Birliği ülkelerinde faizler sıfırlarda. Bu faizlerin %19 olması ekonomide başarısızlığın en açık göstergesidir diye konuştu. Daha önce Merkez Bankası Başkanlığı'nı ne için değiştirmiştin? Faizleri düşürmüyorsun diye. Yerine bir başkası geldi, faizleri indirdi. Şimdi ne oldu? %15, %17, %19 oldu. Dünyada birkaç tane ülke var yüksek faizle bizimle yarışan. Hiçbir gelişmiş ülkede böyle yüksek bir faiz yok. Bu faizlerin %19 olması ekonomideki başarısızlığın en açık göstergesidir. Bununla ne yatırım yapılır ne de iş görülür. Bu tefecilik gibidir. Tek adam sistemine geçildiği günden bu yana Türkiye'de sadece Türk lirası erimiyor, umutlar eriyor, geleceğimiz eriyor, gençlerimizin azmi eriyor, kısacası Türkiye eriyor diyen Saadet Partisi ilçe başkanı, artık Türkiye'nin bu zihniyetle ve anlayışla yönetilmesinin mümkün olmadığı, iktidarınsa son demine geldiği net bir şekilde görülmektedir. İnşallah ilk seçimde milletimiz milli görüşe, Saadet Partimize yetki verecek, güven ve istikrar Saadet kadrolarıyla tesis edilecek dedi. İktidarın son demine geldiği net bir şekilde görülmektedir. İnşallah ilk seçimde milletimiz milli görüşe, Saadet Partimize yetki verecek, güven ve istikrar Saadet kadroları ile tesis edilecektir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, yoğun bakım çalışanları tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınıyla mücadelede vatandaşlara rehavete kapılmayın uyarısında bulundu. Hastaların sağlığına kavuşması için gece gündüz demeden büyük bir özveriyle çalışan yoğun bakım servisinde görevli sağlık çalışanları bir yıldır koronavirüsle mücadelede en ön safta yer alıyor. Salgın şiddetinin artmasıyla birlikte Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi Tıp Fakültesi Anestezi ve Reanimasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Yoğun Bakım Servisi Sorumlusu Profesör Doktor Tülin Akarsu Ayazoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs risk haritasında Antalya bölgesinin yüksek riskli iller arasında yer almasıyla birlikte
vatandaşlara bazı uyarılarda bulundu. Profesör Doktor Tülin Akarsu Ayazoğlu, yoğun bakım hekimleri ve sağlık çalışanları olarak bizler burada sayısız başarılara imza attık. Yoğun bakım çalışanları hastaların tekrardan hayata tutunması için insanüstü çaba harcıyor. Gece gündüz demeden pandemiyle mücadele eden sağlıkçılar en büyük risk grubunda bulunuyor ve bazıları 6 aydır ailesini görmeden koronavirüsle mücadelede en ön saflarda yer alıyor. Alınan tüm tedbirlere rağmen maalesef gün geçtikçe mutant virüsler tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de artmaktadır. Mutant virüsle enfekte olduğu tespit edilen kişiler daha sıkı izolasyon kurallarına uymalıdır dedi. Maske, hijyen, sosyal mesafe kurallarına uyulması konusunda uyarıda bulunan Profesör Doktor Tülin Akarsu Ayazoğlu, mutant virüs çok az miktarda virüsle bile hastalık bulaştırabilmektedir. Covid-19 salgınını birlikte yenebilmek için lütfen kurallara uyalım. Ölümle yaşam arasında ince bir çizgide hastalarını tekrardan hayata döndürmeye çalışan ekibime teşekkür ediyorum diyerek sözlerini noktaladı. Antalya'da bir evin kapı kilit göbeğini düşürerek içeriye giren hırsızlar 45 bin Türk lirası değerinde ziynet eşyası çaldı. Eşkal ve adresleri tespit edilen 3 şüpheli polisin operasyonuyla yakalandı. Hırsızlık olayı 15 Mart Pazartesi günü saat 14.30 sıralarında Altınova Sinan Mahallesi'nde meydana geldi. Bir vatandaşın evinden 45 bin TL değerinde ziynet eşyalarının çalındığına yönelik şikayeti üzerine harekete geçen Antalya Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekip güvenlik kamerasından kayıtlarını inceleyerek şüphelileri tespit etti. Şüphelilerin hırsızlık için başka bir ilden Antalya'ya gelip Aksu ilçesi Atatürk Mahallesi'nde ev kiraladıkları bilgisine ulaşan ekipler adrese operasyon yaparak 3 şüpheliyi ayrıca o sırada evde bulunan ve çok sayıda suç ve aranma kaydı bulunan bir şahsı yakaladı. İkamette yapılan aramada ise bir adet ruhsatsız tabanca ve 10 adet mervi, çok miktarda altın ve saatler ele geçirildi. Ekipler 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Mislikom 3. Lig'in 28. hafta mücadelesinde Alanya Kestel Spor, küme düşme haftasındaki Sultanbeyli Belediyespor'u Milli Egemenlik Stadı'nda konuk etti. Karşılaşma her iki takım adına da dengeli bir oyunla başlarken ilk bölümde iki ekip de pozisyon bulamadı. Mücadelenin ilk etkili şutu 19. dakikada konuk ekipten gelirken bu şutta kaleci Hasan başarılı oldu. 23. dakikada bu altın pasında Efe Görgülü'nün sert şutunda Meşin Yuvarlak direkte patladı. Az ancak net ataklar geliştiren ev sahibi ekip Kestel Spor, 31'de Mert Korkmaz'ın uzaktan sert şutuyla 1-0'lık skor üstünlüğünü yakaladı. Dengeli geçen ilk devrenin son anlarında konuk ekip Sultanbeyli 11. dakikada korner atışı sonrası Muhammed Erdem'in kafa vuruşuyla eşitlik golünü buldu. Karşılaşmada ilk devre 1-1 beraberlikle geçildi. Mücadelenin ikinci yarısına her iki ekip de maça başladığı 11'lerle çıktı. İlk yarıya göre daha sert bir mücadelenin yaşandığı ikinci yarıda ikinci devrenin ilk net gol pozisyonunu konuk ekip Sultanbeyli Bülent Kocabey ile maçın 57. dakikasında yakaladı. Kaleciyle karşı karşıya kalan Bülent'in yakın mesafeden vuruşunu kaleci Hasan başarılı bir kurtarış yaptı. Kestel Spor'un bu yarıdaki tek net pozisyonu 66. dakikada Ümit Koz'la yakaladı. Ümit'in çaprazdan şutunda Meşin Yuvarlak yan direğin dibinden out'a gitti. Maçın son anlarında sağdan ceza alanına giren Cevat Kuy, çalımla geçtiği rakibinin hamlesiyle yerde kalırken Kestel Spor cephesi penaltı bekledi. Maçın hakemi Yakup Bakırsa Cevat'ı aldatmaya yönelik hareket gerekçesiyle Cevat'a sarı kart çıkardı. Konuk ekibin daha atak bir oyun sergilediği karşılaşmada 6 dakikalık uzatma süresi verildi. Konuk ekipte maçın 3. uzatma dakikasında oyuna giren Salih Gevençli, 1 dakika sonra topla ilk buluşmasında topu filelere gönderdi. Konuk ekip Sultanbeyli Belediyespor karşılaşmayı 2-1 kazandı. Türkiye 1. Ligi'nde mücadele eden Akdeniz'in Efeler Ligi'ndeki tek temsilcisi Alanya Belediyespor, deplasmanda Kocaeli Büyükşehir Belediye Kağıtspor'u 3-1 mağlup etti. Ligin bitmesine 2 hafta kala playoff'u garantileyen Alanya Belediyespor, rakibini 25-20, 19-25, 22-25, 19-25 setlerle eleyerek puanını 47'ye yükseltti. Alanya Belediyespor erkek voleybol takımı, gruptaki son iç saha maçında 28 Mart Pazar günü Alanya Atatürk Salonu'nda Kayseri temsilcisi Melik Gazi Belediyespor'u konuk edecek.
Efendim ben Deniz Arif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz. Doğru, tarafsız virüs haberin merkezi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize mutlu akşamlar. Efendim ben Deniz Raif Doğrulu, gündemin kalbi Alanya Posta TV Ana Haber Merkezi'nden hepinize sağlıklı günler temenni ederiz.